Herkese selamlar. Arkadaşlar, sizler için bugün seçtiğim oyun tam bir sanat eseri. Daha önce bu oyunun bir kısmını kanalımda paylaşmıştım ama bu sefer tamamını anlatmaya karar verdim. Beyazlarda agresif tarzıyla Alexander Morozevic, siyahlarda ise birçok harika satranç kitabının yazarı Viktor Bologan var ve bu oyun 2004 yılında Rusya Takımlar Şampiyonası'nda oynanmış. Oyunculardan biraz bahsedecek olursak Morozevic için tam bir Sergen Yalçın vakası diyebiliriz. Yetenekli ama çalışmıyor. Özellikle körleme satranç dendiğinde 2000'li yılların en iyilerinden biri olduğunu kazandığı 4 turnuvayla kanıtlamış bir oyuncu. Tahta başında ise 2008 yılında Elo listesinin 2. sırasına kadar yükselmiş bir süper GM. Bologan ise uzun yıllar istikrarlı bir şekilde 20. ve 50. sıralar arasında gidip gelmiş. En iyi dönemini 2004-2005, yani bu oyunun oynandığı yıllarda geçirmiş çok sağlam bir usta. Hemen başlayalım. Sizler de bu arada videoyu izledikten sonra yorumlarınızı yazabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz diyelim ve ilk hamle gelsin. E4, C6, D4 ve D5. Bologan Karakoan savunmasını tercih ediyor ve şimdi F3 geliyor. Geçen hafta anlattığım Ivanchuk oyununda bu varyant oynanmıştı ve ben de varyantı ünlü yapanın Morozevic olduğunu söylemiştim. İşte bugün neden böyle olduğunu göreceğiz. E6 ile devam ediyor Bologan. Şimdi at C3, fil B4. Morozevic Ivanchuk'tan farklı olarak A3 oynamadan direkt at C3 gelince bu açmaz gayet doğal olarak karşımıza çıkıyor. Fil F4, taş gelişimi devam ediyor. At E7 ve vezir D3. Hemen Morozevic ne yapmak istediğini gösteriyor. Uzun roku kovalamaya başladı şimdiden ve agresif tarzını sergileyecek. Bologan ise B6 oynuyor. Kötü filini canlandırmanın peşinde B7 ya da daha iyisi olan A6'yı tercih edecek. At GE2, fil A6, ver veziri, vezir E3'e kaçıyor. Ve şimdi Bologan senden korkmuyorum diyor ve kısa rok atıyor. Morozevic de gördüm. Arttırıyorum diyor ve uzun rok geliyor ondan da. Ters kanatlara roklar atıldı ve şimdi bir hız ve hesap yarışı göreceğiz. Bologan hemen harekete geçiyor. C5 oynuyor. Merkeze ilk darbeyi vuruyor ve hatların bir an önce açılmasını istiyor. Morozevic ise önce canını sıkan bir arkadaştan kurtulmak istiyor. A3 oynuyor ve file soru işaretini koydu. Bakalım Bologan ne yapacak? Ama şuna bakalım öncesinde. C5 neden alınmadı? Eğer C5 alınsaydı fil C5 ver veziri tempoyla vezir D2'ye oynadığında örneğin at C6 ED5 ED5 evet izole bir piyon yaratıldı ama mesela burada fil G5 atın açmaza alınmasından sonra kale C8 geldiğinde büyük bir ihtimalle düşecek olan bir piyon var burada. Ama buna karşılık Bologan harika bir taş gelişimi elde etmiş olacaktı. O yüzden Morozevic C5'teki piyona dokunmuyor ve A3 oynuyor. Bologan ise şimdi bir karar vermeli ve filini değişmeyi tercih ediyor. Burada Morozevic vezir C3 almış. Güzel bir detay yakalamamış. Bu yüzden atla almıyor ve vezirle alıyor. Çünkü eğer atla almış olsaydı arkadaşlar fil F1, kale F1'e at bc6 gelindiğinde d4 piyonuyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaya başlıyor. Burada bu problemi çözmek için c5'i alırsanız rakibiniz hemen d4 oynayacak. Vezir e2 kaçtığınızda şimdilik açmaz sayesinde atınızı koruyorsunuz. Ama at g6 ver fili. Fil kaçtığındaysa b alır c5. Şimdi açık bir b hattına sahip siyahlar. Ayrıca bu iki arkadaş Bologan için yani siyahlar için üstün bir pozisyon oluşturmuş olurdu. Ama Bologan vezir C3'e de iyi bir seçim yapıyor ve fil E2 patlatıyor. Normalde bu piyon yapısında kötü olacak filinden şimdilik kurtulmuş oldu. Fil E2 ve C4 çünkü onun fikri vardı arkadaşlar. C4 ile rakibin beyaz filini kapatarak burada siyahlar hafif bir avantaj elde ettiler. Fakat merkezi tamamen açmanın bir yolunu bulabilirse eğer Morozevic fil çifti avantajı onun için büyük kolaylıklar getirebilir. Buna da dikkat etmesi gerekiyor Bologan'ın. Morozevic şu anda merkezde bir şey yapamayacağı için
saldırıya başlıyor kanatta. H4 ve Volagan ise ona ters tarafta cevap veriyor B5 ile. Bu hamle bu pozisyonda ilk defa oynanmış ve şu anda tamamen yeni bir pozisyon oluşmuş oldu. Daha önce burada oynanan hamle taş gelişimi, at C6, H5 ve şimdi B5 gelince beyazlar H6 oynuyor ve daha önce aksiyona başlamış oluyor beyazlar. Bakalım şimdi B5 oynanınca hayatımızda ne değişecek? Vezir E1 oynuyor Morozeriç. Veziri geri çekerek hem savunma hem de hücum tarafında uygun bir zamanı beklemesini söylüyor vezirine adeta. Ve at C6 şimdi geldi. Gayet doğal bir gelişim hamlesi. Ve H5. Piyon ilerliyor. Düşmanın surlarına tek başına yaklaşıyor. Ve burada Bologan ilginç bir hamleyle geliyor. Vezir D7. Kaleleri birbirine bağladı. Ama kendi hücumunu aslında yavaşlatıyor. Burada H5'e karşı ters kanatta o da hücumuna devam etseydi A5 ile B4 sürüşünü hemen hazırladığı için daha iyi bir hamle oynamış olacaktı. Örneğin burada G4 o da G5 G6 yapmaya çalışsa bile B4 ilk istek siyahlardan gelmiş olacaktı. Ve siz burada H6 oynasanız bile çok bir işe yaramayacak çünkü G6 ile Bologan şimdilik burayı kapatıyor ama şah kanadının yani Morozevic'in rok attığı tarafın açılması daha hızlı olacak gibi gözüküyor. Vezir D7 gelince ise Morozevic hiç vakit kaybetmeden devam ediyor. Yine piyonlarına sürüş ileri emrini verdi G4'ü sürerek. Şimdi isteği G5 sürmek, sonrasında G6 sürmek uygun bir zamanda ve rok pozisyonu dağıtabileceği bir anı yakalamak. Bologan buna izin vermiyor. F6 oynuyor. G5 engellendi. En azından piyonların beraber yürüyemeyeceği belli oldu. Ama bu hamle başka bir zayıflık oluşturdu arkadaşlar. E6'daki piyon şimdi Morozevic'in hemen şahin gözleri tarafından fark ediliyor. Ve manevrasına hemen başlıyor. Fil F1. İlginç bir seçim arkadaşlar. Taşımızı genelde başlangıç sırasına geri dönmeyiz. Ama fil haşuşet transfer olarak piyon üzerindeki baskıyı arttırmak istiyor. Burada Bologan'ın ne yapacağı çok önemli. Çünkü maçın kritik noktalarından birine geldik. Bologan kale A D8 oynayarak devam etmiş. Merkeze burada dokunmak istemediğini anlıyoruz. Ama bakalım başka neler olabilirdi. Örneğin D alır E4 oynansaydı FE4'e D4'teki piyon boşta. Ama bu alındığında H6 ve saldırının başlamasına izin vermiş oluyorsunuz. Ve şimdilik at açmazda olduğu için bazı sıkıntılar yaşayabilir siyahlar. Peki normal bir şekilde bu piyonu almasa da kendi hücumuna devam etse ne olacak? A5 oynandığında flaş 3 gelebiliyoruz ve şimdi B4'te ilk vuruşu yapabilirsin ama A4 şimdilik burayı kapalı tutuyor ve Morozevic'in G5 sürüşü gelmek üzere çok etkili olacak bu sürüş çünkü E6'ya baskısı gelecek arkadaşlar. Mesela at D8'de şimdiden tutulsa bile B3, CB3, CB3 şah kanadında daha doğrusu vezir kanadında Morozevic kendi şahının saklanacağı bir yer açtı. Kale C8'e şah B2 bakın gördüğünüz gibi buraya kaçabildi. Ve kale C3 girilse bile arkadaşlar burada kale C1 ile taşları değişmeye zorlayabilir ve burada pozisyonu tutabilir. Fakat kendi G5 sürüşü yapıldığında işler kötü gidecek Bologan için. Bir de arkadaşlar şöyle bir taktik var burada. At alır D4 patlatabilir. Bu bir feda. Tabii geçici bir feda. Kale D4'e sonrasında çatal var E5 ile. Bunu deneyebilirdi Bologan. Ama şimdi kale D1, E alır F4'e. Bir piyon çaldı rakibinden. Ama burada vezir D2 hem açmazdan faydalanıp hem de piyonu almak istediğinde Bologan geri vermek zorunda kalacak. Kale AD8'e, vezir F4 piyonu geri alır. Şimdi vezir tabii ki kaçabilir. Ve tam böyle ortada bir pozisyon oluşur. Demek ki bu feda sonrasında o kadar da kötü kalmayacak siyahlar. Çünkü taşlar değişildikçe piyonların sürüşünün de etkisi çok azalmış oluyor. Ve hala
piyonların değişimi, sonra da kalelerin değişimini siyahlar zorlayabilirler ve bu şekilde beraberlik kovalayabilirler. Ama Bologan burada sanırım merkezin açılmasından ve bu taktiklerin başlamasıyla birlikte Morozevic'in tarzını yansıtmasından korkmuş olabilir. Ve buraya dokunmayınca Morozevic de kendi planına devam ediyor. Bileşik. Ve şimdi Bologan önemli bir hata yapıyor. Az önce merkezi kapalı tutmak için kale AD8 oynamışken şimdi D alır E4 yolunu seçiyor. Bir önceki hamlede merkezde hareket etse, yani at alır D4 fedasını yapsaydı her şey eşit olacak diyorduk. Ama bir hamle sonra ise bu merkezi açma kararı bir hata. Bunun sebebi tamamen temel kurallar. Fil çifte artık işler vaziyete geldi. Çünkü G5 ile hemen bir tehdit gelecek. Ve sen şimdi oyunu açmayı seçtin. O zaman bunun bir cezası olabilir. Madem ki kapalı bir moda girmiştin kale AD8'de. O zaman A5 ile kanattaki hücumuna yavaş yavaş devam edecektin. Rakibin G5 oynadığında yine F5 ile kapatabilirsin. Ve burada en iyi seçenek gibi gözüken E5. Merkez tamamen kapandı ve burada hangi piyonu sürersen tam tersini sürerek bir savunma yapabilir siyah. Ama B4 oynadığında bu sefer beyazın serbest kalması engellendi ve şah kanadına hemen bir vuruş gerçekleşti. D alır E4 oynanınca Morozevic piyonu geri alıyor. F alır E4. Ve Bologan'ın neden bu yolu seçtiğini şimdi anlıyoruz. At D4 ve diyor ki ben buradan piyonu alırım. Üstüne yatarım diye düşünmüş. Çünkü C3 oynayamıyoruz açmazdan faydalanmak için. Sebebi ise at B3 ile şah çekilmesi ve sonra da vezirin kolayca kaçabilmesi. Evet, haklı. At burada düşmeyecek ama Morozevic'te de çareler tükenmeyecek. G5'e sürüyor ve hücumunu hızlandırıyor. Hatları açmak istiyor. Bologan saf B5 ile cevaplıyor. Elinden geldiğince kapalı tutmaya devam ediyor. Eğer piyonları değseydi ne olurdu? Bir bakalım arkadaşlar. Fg5 oynansaydı fil g5. Şimdi başka bir açmaz daha geldi burada. Ve vezir e8 hem veziri açmazdan çıkıp burada atın sabit kalmasından kurtulmuş oluyorsunuz. Hem de h5'e basıyorsunuz. Ama h6 var. Siyah karelere bir darbe daha. g6 en iyi seçenek ama Morozevic'in müthiş bir fedası var bu pozisyonda arkadaşlar. Önce D4'ü vuruyor. Kale D4 geldiğinde şimdi de fil E6 var. D4'teki at bu piyonu koruduğu için onu ortadan kaldırdı. Ve şimdi bunu alıp ne yaptı? Şah dedi arkadaşlar. Ve şah H8'e gittiğinde vezir G3 çok güçlü. E5'ten şah istiyorum. Aynı zamanda bir çatal. Mata Doğru adlı program başlıyor. Ve siz bunu tutsanız bile, at C6 oynayarak E5'i tutsanız bile bu sefer 7. sırayı açmış oluyorsunuz. Çok önceden görülmesi gereken bir durum ama çok zor görülecek bir durum bu. Burada vezir C7 geldiğinde, ver matı dediğinde artık mutlaka siyahların taş kayıpları yaşaması gerektiğini görüyoruz. Ki beyaz feda ettiği kaliteden çok daha fazlasını alabilir. O yüzden Bologan'ı aslında kutlamak lazım. Bunları görmüş ve G5'teki piyonu almamış. F5 sürerek devam etmiş. Evet. F5'ten sonraysa Morozevic şah B1 oynuyor. Ve yeni bir tehdit yapıyor arkadaşlar bu şekilde. Çünkü C3 oynarsam at açmazda kalacak. O zaman buna bir çare gerekiyor. Bologan da veziri hemen açmazdan çıkıyor. Vezir C6. Ve şimdi Morozevic kapıya dayanıyor. H6'sını sürüyor. Merkezden bir piyon daha feda ediyor tabi bunu yaparken. Ama şahın çevresini sarmaya da devam ediyor. F alır E4 gelmiş. İlk başta piyonu vezirle alabilirsin gibi duruyor ama o büyük bir hata olurdu. Nedenini de hemen gösterelim. Vezir E4'e Morozevic vezirleri değişebilirdi. Ve şimdi yine o feda var. Kale D4. Yine E6 piyonunun korumasını kaldırıyorum. Kale D4 alındığında hemen E6. Şah H8'e fil E5 ve gördüğünüz gibi ver kaleyi ver G7 diyorum. En mantıklı hamle at F5. Buna ise kale F1 var.
ve siyahlar için devam etmeye pek gerek kalmıyor. Artık bu tehditlerden kaçmanın bir yolu yok. Adam ata vuracağım sonra mat yapacağım diyor. Hem taşları bir şekilde tutup hem de mattan kurtulmanın aynı anda bir yolu yok arkadaşlar. O yüzden vezirle değil F piyonuyla almış E4'ü Bologan. Şu anda baktığımızda 2 piyon artık önde gözüküyor. Ama Morozevic merkezdeki ata biraz daha tuz ekiyor. Vezir C3. Şimdi at saçma bir yere giderse mat olur. G7'den. Fakat F5 karesine giderek oyunu belki tutabilir burada. At D5 oynayabilir. Ve belki tutabilir. Çünkü iki at birbirine bağlanmış olacak. Fakat Bologan daha agresif bir cevap buluyor. Ve sanki iyi gibi gözüküyor. E3. Atımı alabilirsin. Ben de senin kaleni alırım diyor. Hatta ben kaleyi aldığımda şah çekeceğim. Sen şahını kaçtığında ben gidip fili de alacağım. Gayet mantıklı. Ama Morozevic zaten bu tür fedalar için yaşayan biri ve kapışmayı anında kabul ediyor ve D4'e kalesiyle patlatıyor. Artık bu yola girdi Bologan. Kaleyi almalı H1'deki, yoksa zaten kaybeder. Kaleyi aldıktan sonra şah A2 ve vezir H3. Bologan şu anda net bir kale önde. Fakat Morozevic mat isteyerek kaleyi geri alıyor. Kale D8 ve maçın doruk noktasına gelmiş oluyoruz. Kaleyi geri alamayız. Çünkü mat var arkadaşlar. Peki bunu nasıl tutabiliriz? Burada at F5 en kritik hamle gibi duruyor. Matı şimdilik tuttu. Fakat burada şöyle bir varyant vereyim size. Kale F8, şah F8 zaten zorunlu. Aldık G7'yi. Şimdi şahla zaten alamıyorsun. Atla alman lazım. Aldıktan sonra buradaki zayıflayan karelerden vezir rakibin iç işlerine karışmaya başlar. Vezir F6. Şah G8'e fil E5 ver matı. At E8. Mat tutuldu fakat bu sefer de şah gezintiye çıkar. Vezir H8, şah B7 ve çok tatlı bir hamle geliyor şimdi. G6 arkadaşlar. Burada açmaz olduğu için piyonu H'la alamıyorsunuz. Şah'la almalısınız. Şah dışarı çıkmış oldu ve at da boşta kaldı. Atı aldığımızda hala siyahlar oyuna devam etmek isteyebilir. Çünkü çok fazla piyonu var ve özellikle E3 iş yapabilir. O yüzden tempolu bir hamle. Şah B5 ver fil de diyerek. Ama vezir B5 burada oyuna noktayı koyan hamle oluyor. Çünkü burada piyonu sürmeniz ya da sürmemeniz çok bir şey fark etmeyecek. Fil C3 ile açarak şah çekip E1'i tutacağız. Ve E1'i tuttuğumuz sürece zaten vezir çıkması mümkün değil. Bu arada bütün siyah piyonların izole olduğunu da görebilirsiniz. Bunları da tek tek avlamaya devam edecek. İşte Bologan at F5'in sonuçlarını yeterince gördükten sonra ne yapıyor? Gidiyor arkadaşlar. H6'yı alıyor. G alır H6 yapıyor. Ve diyor ki o aldıktan sonra tamam diyor G7'den mat isteyecek ama ben de diyor veziri G hattına bir şekilde gelirim ve G7'yi tutarım. Matı tutarım. Pekala bakalım ne olacak. G alır H6, ver matı G7'den ve vezir G4 tıpkı hesapladığı gibi yapıyor. Fakat Morozevic çok önceden gördüğü harika bir vezir fedasını burada yapıyor. Çok tatlı bir hamle ve sanki bir taktik kitabı elimizde ve mat kombinezonu çözüyoruz gibi. Vezir H8 arkadaşlar. Ve Bologan hamle gelir gelmez hemen terk ediyor. Çünkü en iyi ihtimalle 3 hamlede mat olacak. Bu fedayı kaçırmış. Bakalım. Şahla alırsa zaten kale F8. At G8 kapattığımızda fil E5. Hadi buna da veziri kapatalım ve piyonla mat olalım. Ya da veziri almayalım, şah F7 kaçalım ama vezir H7 olsun. Şah F6'ya, kale F8, mat olsun. Ve böylece bu harika oyunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, satrançla kalın.
Görüşmek üzere.